Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde temel yaşam desteğinden bahsedeceğiz. Uygulama olarak da size göstermeye çalışacağız bunu. Temel yaşam desteği biliyorsunuz. Malzemesiz, ekipmansız, tek başınıza yapabileceğiniz müdahaleden bahsediyoruz. Her halükarda olay yeri güvenliğini, kendi güvenliğinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Kendi güvenliğinizi, olay yeri güvenliği tehlikedeyse kesinlikle alana girmemeniz gerekiyor. Bir tane makineniz var. Bunun üzerine konuşacak olursak olay yerine ilk vardığınızda olay yerini değerlendirdiniz. Olay yeri güvenli. Artık birinci aşamayı aşmışsınız demektir. Geliyorsunuz, travma var mı yok mu diye hastayı kontrol etmeniz gerekiyor. Bunları açtıktan sonra ilk yapmanız gereken neydi? Hastanın bilinç muayenesi. Hastanın bilinç muayenesini yapıyoruz. İyi misin? Hastadan hiçbir şekilde ses alamıyorsanız, erişkin hastaysa direkt 112 aramanız gerekiyor. Niye? Çünkü erişkinlerde kardiyak ölüm sebebi %70, %80'lere varmaktadır. Hemen bilinç muayenesini yaptım. Etrafta birisi varsa hemen 112 araması için yönlendirdim. Eğer kimse yoksa ben ne yapıyorum? Direkt 112 arayıp neye çağırıyorum? 112 ekiplerini çağırıyorum. Bilinç muayenesinden sonra yapmam gereken ilk şey ağız içi kontrolü. Bilinç muayenesini yapmıştım. Ağzının içinde herhangi bir şey yok. Varsa da çımbız tekniğiyle almaya çalışıyorum. Kesinlikle gör dalaş yapmamam gerekiyor. Ağız içi temiz. Şimdi baş geri çeneyi koyalım. Pozisyonu veriyorsunuz. Ağzı açıyorsunuz. Diğer elimiz nerede? Kaktüs nabzında kontrol ediyoruz. Ne kadar süremiz var? 10 saniye. Nefes alıp yüzümüze vuruyor mu? Hastanın göğsü hareket ediyor mu? Nabız alabiliyor muyuz? 10 saniye boyunca değerlendiriyorum hastamı. 10 saniye değerlendirdim hasta. Hasta nefes almıyor. Hastanın nabzını hissedemiyor. Erişkinlerde ilk olarak neyden başlıyoruz hastaya? Kalp masajıyla başlıyoruz. Kalp masajının yeri neresi? Sternumu ikiye bölüyoruz. 2C tekniğiyle beraber. Sternumun alt yarısına ne yapıyorsunuz? Masaja başlıyorsunuz. İster sağ eliniz, ister sol elinizi rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Yerleştiriyorsunuz. Elinizin topuk kısmı nereye olması gerekiyor? Sternumun üstünde görmesi gerekiyor. Ayaklarınızı omuz başınız genişliğinde açıyorsunuz. Sol ayağınız hastanın omuz başına gelecek şekilde. Elimi yerleştirdim. Elim kesinlikle hastanın göğsüne değmeyecek. Parmaklarım yukarıda. Kollarımın 90 derecelik açıyla beraber hastanın göğsüne gelmesi gerekiyor. Şu an masaj için hazırım. Ne kadar masaj yapmam gerekiyor erişkine? 30 masajla başlıyorum. Bası derinliği ne kadar? 5 santim, maksimum 6 santim. Sağda bunu ölçme şansınız olmadığı için her halükarda göğüs, ön arka cebin 3'te 1'i kadar ne yapmamız gerekiyor? Bastırmamız gerekiyor ve ritmik olarak ne yapıyorsunuz? Bastırıyorsunuz. Başlayalım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 bası yaptınız. Direkt ne yapmanız gerekiyor? Masajınızı yaptınız. Artık hastayı ne yapıyorsunuz? Solutuyorsunuz. Solutmadan önce ne yapıyorsunuz? Hastanın burnunu kapatıyorsunuz. Ağızdan ağza hastaya bir iki kez solup veriyorsunuz. Solup verirken gözünüz nerede? Hastanın göğsünde. Göğsünün ne olması gerekiyor? Yükselmesi gerekiyor. Solup verirken hastanın göğsü yükselmiyorsa eğer neyden şüphelenmeniz gerekiyor burada? Yabancı cisim aspirasyonla. Bir kere verdim. Hastanın göğsü yükseldi. Müsaade ettim nefesini vermesine. İki kere verdim. Hastanın göğsü yükseldi. 30 masaj yapmıştım. İki soluk verdim. Hemen ne yapıyorum? Masaj işlemine devam ediyorum. Her seferinde hastanın göğsünü ne yapıyorsunuz? Masaj yapacağınız yeri ölçüyorsunuz. Kollarımızı 90 derece ne kadar bastırıyoruz? 5 santim. 7 ve 8 ve 9 ve 6, 27, 28, 29, 30. Hemen ne yapıyorum? Hiç durmadım hastama. Kurtarıcı soluk veriyorsunuz. Göğüs hareketlerini kontrol ediyorsunuz. Masaja devam ediyorsunuz. Ne kadar yapmamız gerekiyor bu işlemi? Temel yaşam desteğine başladıktan sonra 5 tur ne yapacağız? 32 masajımızı yapacağız. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kaçıncı durumdan gidiyorum? Üçüncü durumdan gidiyorum. Hastayı kontrol ediyor muyum hiç? Hayır. Nabzı kesinlikle kontrol etmek yok. Ne zaman kontrol edeceğiz? 5 durumdan sonra. Nabzı gelirse bizim için sıkıntı mı? Hayır. Zaten hastanın dolaşımı bozuk, perfüzyonu bozuk. Biz ne yapmış oluyoruz? Hastayı desteklemiş oluyoruz. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Beşinci durum olsun. Beşinci durum bitti. Masajla başlamıştım. Neyle bitirmem gerekiyor? Solukla beraber. İki soluğumu da verdim. Hastaya ne kadar üflüyorsunuz? Bir ağız dolusu mu, iki ağız dolusu mu? Hayır. Biz neye göre veriyoruz? Hastanın göğsü hareketlenecek şekilde hastaya ne yapıyoruz? Üflüyoruz. Dolayısıyla ne yapmış oluruz? Çocukta da, bebekte de, erişkinde de aynı tekniği kullanmış oluruz. Hastanın göğsünün hareketlenmesi yeterli.
5 turumuzu bitirdik. Hemen ne yapıyoruz? Hastamıza masaj yaptık. Hastamızı soluttuk. Bir işe yaramış mı? Yaramamış mı? Hastanın dolaşımı dönmüş mü? Solunum dönmüş mü diye ne yapıyorsunuz hemen? Kontrol ediyorsunuz. Baş geri. Hava yolunu açıyorsunuz. Çene yukarı. Elimiz nerede? Nabızda. Ne kadar süremiz var? 10 saniye. Kontrol ettik. Solunum ve dolaşımı gelmemiş. Ne yapıyorsunuz? 5 turda hastaya CPR yapıyorsunuz. Eğer ki solunum ve dolaşımı gelmişse ne yapıyoruz hastayı? Yan çevirip neyi bekliyoruz? 112 ekibini. Farklı bir şeyde hastanın dolaşımı gelmiş olabilir. Solunumu yoktur. Ne yapacaksınız o zaman? Hastaya sadece solutacaksınız. Her 2 dakikada bir neyi kontrol etmeniz gerekiyor? Hastanın nabzını kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü bir kere durmuştu, tekrar durabilir. Önleminizi almanız gerekiyor. Teşekkürler arkadaşlar.